Bayramda emeklilere ikramiye veriliyor. Hem Ramazan bayramında hem Kurban bayramında 1.050 lira ikramiye veriliyor. CHP milletvekili de bu ikramiyelerin artırılmasını istiyor. Çünkü artık yetmiyor diyor. Enflasyon oranında eridi diyor CHP Balıkesir milletvekili Ahmet Akın. Bu konuyla ilgili bir teklif sunmuş. Korkusuz gazetesine de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Diyor ki emeklilerimiz yoksulluk hatta açlık sınırının altında maaş alıyor. Yıllarca ülkesine hizmet veren emeklilerimiz ne yazık ki hak ettiklerini alamıyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri 3 yıldır artırılmadı. Bayram öncesinde bu artış hem emeklinin hem de esnafın yüzünü güldürecektir diyor. Bu konuyla ilgili bir teklif hazırlamış, teklif sunmuş. Ahmet Akın'ın teklifi AKP ve MHP tarafından muhtemelen reddedilecektir. Çünkü bugüne kadar CHP vatandaşı ilgilendiren hangi konuda bir teklif sunduysa MHP ve AKP oylarıyla mecliste reddedilmiştir. KYK borçları meselesi vardı üniversite mezunu öğrencilerin. O borçların silinmesini istemişti CHP. Zannedersem yine aynı milletvekili de bu teklifi sunmuş olabilir. AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Yani bugün bir soru önergesi veriyor CHP. 8 ay sonra, 10 ay sonra yanıt geliyor. Bir teklif sunuyor. O teklif reddediliyor. Bir tarafta işte muhalefet bu şekilde diyor ki bakın ben teklif sunuyorum da iktidar kabul etmiyor desin diye habire teklifler sunuyor. Yoksa teklif yerinde bir teklif. 2.000 liraya çıkartılması hem 2.000 lira Kurban Bayramı'nda hem 2.000 lira Ramazan Bayramı'nda verilmesini istemenin neresi yanlış? Çünkü emekliler zor şartlarda yaşıyor. Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na evime et giriyor diyen emekliler var. Emekli olduğum halde çalışmak zorundayım. Çünkü çocuğum çalışmıyor. Çocuğum okula gittiği için ona harçlık vermek zorundayım. Üniversite okuyor, ona sahip çıkmak zorundayım. Mecburen çalışmak zorundayım diyor emekliler. Yani ben emekli oldum. Yatayım evimde, televizyonun karşısına geçeyim, hafta sonları pikniğe gideyim diyemiyorlar maalesef. Faturayı ödüyorlar, kirayı ödüyorlar, markete pazara gidecek de para ceplerinde kalırsa kalıyor. Kalmazsa da zaten yapacak bir şey yok. Hafta sonu torunlarım geliyor. Torunumun elinden tutup da dışarı çıkaramıyorum. Dedeciğim dışarı çıkalım diyor çocuk. Çıkarsak çünkü o çocuk benden bir şey isteyecek. Torunuma ben de alamayacağım için hem torunum hem de ben üzüleceğim. O yüzden dışarı çıkmıyorum diyen amcalarımız var. İster inanın ister inanmayın. Her şey güllük gülistanlık değil. Yani ekranlardaki o toz pembe tabloya bakmayın siz. Vatandaşın derdi hali bu. Ama yapay gündemlerle ülke boğuştuğu için muhalefet ve iktidar kayıkçı kavgası yaptığı için vatandaşın gerçek gündemini, gerçek sorunlarını konuşamıyoruz. Ekranlarda konuşamıyoruz, mecliste konuşamıyoruz. E ne olacak o zaman? Bu vatandaş derdini, sıkıntısını nereye anlatacak? Muhalefet milletvekillerine çok büyük iş düşüyor. Anadolu'yu karış karış gezecekler. Yarın seçim olacakmış gibi vatandaşın problemlerini dinleyecekler. Ben burada kısa ve özetini anlatıyorum. Vatandaşın arasına inin, bakın size neler anlatacak.